ispat ve zamirleri işledik. Şimdi sırada zarflar var. Zarf, diğer bir ismi belirteç. Zarf dediğimiz şey fiili, fiilimsi, sıfatı, ablaşma sıfatı ve kendi türünden olan zarfı etkileyen sözcüklerdir. Ne bakımından etkiliyor bakalım? Durum, zaman, miktar, yer, yön ve soru bakımlarından etkiliyor. O zaman 5 bakımdan etkiliyor. O zaman zarfları kaç ayrıldı? 5'e ayrıldı. Birinci zarfım durum zarfı. Durum zarfıyla devam başladık. Durum zarfı dediğimiz şey fiile ve fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. İsme sorulan nasıl sorusu sıfatı bulduruyordu. Fiile ve fiilimsiye sorulan nasıl sorusu ise durum zarfını bulduruyor. Bakalım bugün okula hızlı geldim. Geldim burada arkadaşlar. Soruyorum kendime. Nasıl geldim? Hızlı geldim. Hızlı burada durum zarfı kimi etkiledi? Fiili etkiledi. Hızlı düşünmek bize süre kazandırır. Nasıl düşünmek? Hızlı. Nasıl sorusunu kime sordum? Düşünmek ekmek mak isim fiili ki o zaman fiilimsiye sordum. Fiilimsiye sorulan nasıl sorusunun cevabı bize durum zarfını bulduruyor. İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçti. Nasıl geçti? Yüzerek geçti. Bakın nasıl sorusunu yine fiile sordum ve kim cevap verdi? Yüzerek cevap verdi. Durum zarfı. Burada bir şey dikkatimi çekti. Yüzerek'teki arak erek. Zarf fiili kime? Evet, zarf fiili ki. O zaman bana şöyle bir soru gelebilir. Der ki, zarf fiil hangisinde cümleye durum anlamı katmıştır? Aslında şunu soruyor, zarf fiil durum zarfıdır. O zaman parantez içerisinde hemen yazdım. Zarf fiil cümleye durum anlamı katmış. Aynı şey altta da geçerli. Ağlaya ağlaya eve geldi. Nasıl geldi? Ağlaya ağlaya. Ağlaya ağlaya burada ağlar. Zarf fiil iki. Durum zarfı. Zarf fiil yine cümleye durum anlamı katmış. Durum zarfı olmuş. Yani bir yıldıza. Şimdi dedim ki durum zarfları nasıl sorusuna cevap veriyor. Ama şöyle bir şey var. Durum zarfının yelpazesi diğer zarflardan biraz daha geniş. Tam olarak nasıl sorusu cevap vermeyen ama zarf olarak nitelendirdiğimiz sözcükleri de biz durum zarfına dahil ediyoruz. Bunlar nasıl sorusu cevap vermiyor ama cümleye ihtimal, kesinlik, yaklaşıklık, yineleme, gösterme gibi anlamlar katıyor. Bakalım örneklerden detaylandıralım. Bu konuda asla yalan söyleme. Şimdi bakıyorum buradaki asla sözcüğüne. Buradaki asla sözcüğünü en basitten gideyim. Sözcük türü olarak düşündüğümde bile mesela tek bir incelediğimde mesela bu sıfat, bunu isim, yalan isim, söylemem fiil. Asla sözcüğüne baktığımda sıfat değil yani ünlük ismi etki etmiyor. Zamir değil, isim değil yani şey ismi asla değil. Fiil de değil. O zaman asla sözcüğü aslında geriye tek zaten zarf kalıyor. Bir de baktığımda zaten cümleye az önce verdiğim bir anlam katıyor. Asla ne anlam katıyor? Kesinlik anlamı katıyor. Arkadaşlar. Diyeceksiniz ki asla sözcüğü durum zarfıdır. Kendine hasta bir adı vardır. Kesinlik zarfı. Yani bu diğer bir kesinlik zarfı, ihtimal zarfı gibi zarfların hepsi de kime dahil ediliyormuş? Durum zarfına dahil ediliyor. Geleceğim dediyse mutlaka gelir. Buradaki mutlaka sözcüğü de yine ne bildiriyor? Kesinlik bildiriyor. Kesinlik zarfı. Belki bir gün yollarımız yine kesişir. Burada ne var? Belki sözcüğüne geldim. Belki sözcüğü ihtimal mi? Evet, ihtimal zarfı. Tabii ki yine durum zarfı dahil edeceğim. Yine sözcüğüne dikkat çektim. Yine tekrar, gene gibi ifadeler. Bunlardan adı neymiş? Yineleme zarfı arkadaşlar. Belki, ola ki, şahit gibi sözcüklerde ihtimal zarfı. Ödevlerimi hemen hemen bitirdim. Hemen hemen burada işe hani olmamış ona yakın o zaman yaklaşıklık zarfı diyebilir miyim? Yaklaşıklık zarfı. Bu
zarfların hepsi de durum zarfına göre tekrar hatırlatıyorum. Depodaki benzin en fazla eve götürürüm. Burada da ne yapmış? En fazla eve. Yani bir şekilde sınırlandırmış beni. Buna da sınırlandırma zarfı diyorum. En fazla, olsa olsa gibi ifadeler. Eğer benimle gitmek dilersen, buradaki eğer sözcüğüne de şart anlamı katan bir zarf diyebilirim. Kurşun zarfı, şart zarfı. İşte gidiyorumdaki işte sözcüğü de sorulabiliyor bazen sorularda. İşte de gösterme zarfı veya işaret zarfı olarak karşımıza geliyor. İşte neymiş? İşaret veya gösterme zarfı olarak dikkatimizi çekiyor. Ama hepsi kime giriyor? Durum zarflarına dahil ediliyor. Aşağı cümle hangisinde işaret zarfı vardır dediğinde işte sözcüğünü arayacaksın. Geçiyorum ikinci zarfıma. Bu arada nasıl sorusunu mutlaka fiil fiilimize sormayı unutmuyoruz. Çünkü isme sorarsak sıfatı buldurur. Bunu es geçmeyin. Geçtim ikinci zarfıma. Zaman zarfı. Zaman zarfı da fiili fiilimsiyi etkiliyor tabii ki ama diğer zarflardan bir farkı var. Yüklem olan isme de etkiliyor. Mesela bugün evde yok cümlesinde. Ne zaman yok? Bugün. Bugün sözcüğünün zarf olduğuna eminiz ama baktığımızda yok sözcüğü isim. Demek ki isimlere de yani cümlenin anlamını zaman bakımından tamamlıyor dersen de doğru olur. Ayrıca fiil ve fiilimsi de etkiliyor. Yine bunlara sordum. Hangi soruya cevap veriyor? Ne zaman sorusuna cevap veriyor? Bu benim için oldukça önemli. Bugün git, yarın gel. Ne zaman git? Bugün. Ne zaman gel? Yarın. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Fiillere sorulan ne zaman sorusu cevap verdi ve ikisi de zaman zarfı. Az önce buradaydı. Ne zaman buradaydı? Az önce burada zaman zarfı. Burada sözcüğü aslında fiil değil, değil mi? Ne buradaki burada sözcüğü sözcük türü? Burada Ankara yerini kullandığım için ya herhangi bir şehir yerini kullandığım için dinleyeceğim zamir. Yani isim koymuş sözcük ek eylem olarak yüklem olmuş. O zaman cümlenin anlamını gördüğünüz gibi tamamlıyorsa zaman bakımından yine zarf derim, zaman zarfı derim. Öğleden sonra gelecekmiş. Ne zaman gelecekmiş? Öğleden sonra. Her akşam süt içer. Ne zaman içer? Her akşam. Arkadaşlar bu tarz sorularda, bu tarz konuda yani şöyle bir soru sorulabilir. Der ki, sonuçta bunlar bir öbek değil mi? İki tane öbek olan, iki tane sözcük varsa bir öbek oluşturuyor. Der ki, zaman hangisinde sıfat anlaması zaman zarfı görevinde kullanılmıştır? Ya da zaman zarfı ne öbeğidir? Şeklinde sorularda. Bakıyorum her akşam evet, gördüğünüz gibi zarf, zaman zarfı. Ama incelediğimde her sıfat, belgesi sıfat hatta, akşam da isim, o zaman ne diyeceğim? Sıfat anlaması ne olmuş? Sıfat anlaması arkadaşlar zarf bölümünde kullanılmış. Yaz tatilinde Bodrum'a gideceğiz. Ne zaman? Yaz tatilinde. Yaz tatilin öbeği baktığımızda ne tatili? Yaz tatili. Ne sorusuna cevap verdi? İksiyesi. O zaman bu neymiş? İsim tamlaması zarf bölümünde kullanıldı. Biliyorsunuz ki isim tamlaması sıfat bölümünde de kullanılıyordu. Limon sorusu görmek. İsim tamlaması zarf bölümünde kullanılıyor. Yaz tatilinde gideceğiz. Bu konuda geçen gün bir açıklama yapmış. Ne zaman yapmış? Geçen gün. Geçen gün de yine sıfat tamlaması. Ay sonuna kadar seni ararım. Ne zaman ararım? Ay sonuna kadar. Ay sonuna kadar ne öbeği ne grubu dersek de e kadarla bittiği için ne diyeceksiniz? Edat grubu, edat öbeği diyebilirsiniz. Geldim zaman zarfıyla ilgili yıldıza. Bu yıldız benim için önemli. Şimdi diyor ki zaman belirten her sözcük zaman zarfı değildir. Yani biz her gördüğümüz akşam, her gördüğümüz sabah sözcüklerine zaman zarfı diyemeyiz. Bu
Bakıyorum, akşam şairlerin en sevdiği vakittir. Buradaki yüklemimiz ne? Şairlerin en sevdiği vakittir yüklem. Şairlerin en sevdiği vakit olan kim? Olan ne? Akşam. Akşam burada özne değil mi? O zaman akşam burada zarf olamaz, zaman zarfı olamaz. Çünkü zaman zarfı olsaydı zarf tümece olurdu burada. Buradaki akşam sözcüğü hangi soruya cevap verdi, ne sorusuna cevap verdi ve özne oldu. O zaman bu zaman zarfı değildir, öznedir ve sözcük türü bakımından ne derse isimdir. Sabah insan huzur verir. Huzur veren ne? Huzur veren kim? Sabah. Yine özne oldu. Sözcük türü olarak isim diyeceksiniz. Kışın soğuğu insanı hastalandırır. Hastalandırır yüklem. Hastalandıran kim? Kışın soğuğu. Gördüğünüz gibi ikisinin yerisi isim tamlaması kurmuş. O zaman zaten kesin isimdir. Yarını düşünme. Düşünme yüklem. Kim? Sen. Gizli özne. Neyi düşünme? Kim? Neyi düşünme? İyi bitti sorusu. O zaman bu da belirtili nesne, tür bakımından da isim. Yani bunlar kim, ne, neyi sorularına cevap veriyorsa zaman zarfı olmaz. Cümlede başka öneri olur ve tür olarak da isim olur. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Ama kışın hasta oldum dersen, kışın burada zaman zarfı, ne zaman hasta oldum kışın. Mutlaka şu önemliymiş, ne zaman sorusuna cevap vermek zorunda. Geçtim 3 miktar zarfı. Miktar zarfının diğer bir ismi azlık çokluk zarfı. Yani azlık çokluk belirttiği için nicelik zarfları da diyebilirsiniz. Miktar zarfının diğer zarflardan bir tık bence önemi var. Önemi şu, çünkü bu fiil fiilimsi değil, aynı zamanda sıfatı, anlaşma sıfatı ve zarfı da ne yapıyor? Etkiliyor. Sorusu da ne kadar sorusu. Bakalım şimdi. Seni çok seviyorum derken arkadaşlar. Çok burada miktar zarfı kime etkiledi? Fiili. Değil mi? Çok çalışmak gerekiyor. Ne kadar çalışmak? Çok. Ne yaptın? Kime sordun? Nasıl şey, ne kadar sorusunu fiilimsiye etkiledi. Çok güzel bir yemek olacak. Ne kadar güzel? Çok. Şu an çok miktar zarfı kimi etkiledi, kimi derecelendirdi? Sıfatı. Çünkü güzel yemek sıfattı. Burada da sıfatı etkiledi. Sıfatını aldı aynı zamanda. Derecelendirdi. Derecelendirme zarfı olarak da düşünebilirsiniz. Karşıma gelebilir. Çok gezen çok bilir. Ne kadar gezen? Çok gezen, çok miktar zarfı peki kimi etkiledi? Anlaşma sıfatı etkiledi. Anlaşma sıfat neydi? Niteleme sıfatının önündeki isim olmayacaktı. Sıfat fiil ise önündeki isim olmayacaktı. Çok gezen mesela insanmış ama insan düşmüş. Çok gezen insan deseydim sıfatı etkilemiş diyecektiniz. Çok gezen dedim. Anlaşma sıfatı etkiledi. Buradaki çok miktar zarfı buradaki yukarıdaki gibi direkt fiili etkiliyor. Bugün çok hızlı koştum. Çok burada miktar zarfı. Ne kadar hızlı? Çok. Miktar zarfı. Peki hızlı burada neydi? Nasıl koştum hızlı? Hızının burada sözcük türü ne arkadaşlar? Durum zarfı. O zaman ne yaptı? Miktar zarfı durum zarfını etkiledi. Yani dediğim gibi diğerlerinden biraz daha farklı bir yer patisi var şeklinde bakımında. Şimdi miktar zarfları da kendi arasında böyle isimlendirmişim. Aşırılık, eşitlik, üstünlük ve en üstünlük zarfı olmak üzere. Aşırılık zarfı ne? Aşırılık zarfı arkadaşlar çok, az, pek, epey, çokça, epeyce, oldukça gibi sözcükler. Eşitlik zarfı kadar, denli gibi diye düşünebiliriz. Üstünlük zarfı her zaman daha üstünlük zarfı unutmayın çünkü hani sorularda üstünlük zarfı kullanılmıştır diyor. Sen hangi sözcüğü arayacaksın? Daha. En üstünlük
zarfın adı üstünde en sözcükleri. Miktar zarfı ile ilgili de başka bir bilgimiz yok arkadaşlar. Diğer sözcük, diğer zarflardan farkı sıfatı, alaşım sıfatı ve zarfı da yapması derecelendirmesiymiş. Ve dördüncü zarfımız yer yön zarfı. Yer yön zarfı da arkadaşlar az zaten. Neler bunlar? Aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı ve ötebeli sözcükleri. Bunlarla da şöyle bir şey var. Bunlar arkadaşlar ek alınca yer yön zarfı ona özellikle kaybediyor, isimleşiyor ve cümlede de başka öğeler oluyor. O yüzden şimdi örneklerimize bir bakalım. Anne aşağı indi cümlesinde mesela indi yükler, kim, anne, özne, aşağı burada arkadaşlar zarf cümlece ve sözcük türü olarak da neymiş? Zarf, yer yön zarfı. Çünkü dedik ki bunların yer yön zarfı olabilmesi için ek anda kullanılması ve fiile etkilemesi gerekiyordu. Mesela içeri girdiğimde dersen fiilimsi etkilediğimde yine olur. Anne aşağıya indi, indi yüklen, kim, anne, özne, nereye indi? Bakın sonu A diye yörel merdekin aldı. O zaman bu ne olacak? Dolaylı cümlecek olarak ve sözcük türü olarak da isim olacak. Annem aşağı kata indi, indi yüklen, kim, annem, özne yine. Nereye indi? Aşağı kata. Burada bunu ayıramadım, aşağı kata. Nereye sözcük var? Dolaylı cümlecek olarak. Aşağı sözcüğünü tek başına sözcük türü olarak baktığımda gördüğünüz gibi önüne gelmiş, kat gelmiş, isme etkilenmiş aşağı kat. O zaman burada da ne oldu? Aşağı sözcüğü sıfat görevine kullanıldı. Yani sadece ek almamasına dikkat etmeyin. Önünde isim varsa yine olmaz. Anne aşağıyı temizledi. Temizledi. Yüklen kim? Anne, özne, neyi temizledi? Bakın sonunda ı ekine almış ve gitmen ekine. Ve neyse olacak vardır belirtim nesne sözcük türü olarak da isimdir. Yani yerden zarfları ile ilgili yıldızın bulmuş, yerden zarfları ek almayacak ve cümlede fiil veya fiilimsi etkileyecek. Ek altlarında isimleşiyor. Geçiyorum soru zarflarına. Soru zarfları arkadaşlar diğer sözcük türlerinde az çok aşina olduğumuz bir şey. Farklarındaymıştı çünkü. Niçin, niye, ne diye, bunlar zaten sebep soruyor değil mi? Neden, niçin, niye, ne diye, bunlar her zaman soru zarfıdır arkadaşlar. Hatta ne sözcüğüne girdiğimde, ne sözcüğü yıldızlı bir sözcük, çünkü birçok sözcük türü olabiliyor. Ne sözcüğünün zarf olabilmesi için, soru zarf olabilmesi için niçin anlamına gelmesi gerekiyor. Niçin anlamına gelen ne soru zarfıdır. Ne okuyorsun, ne ağlarsın çocuk ifadelerindeki ne soru zarfıdır. Çünkü niçin getirdiğimde aynı anlamı sağlıyor. Ne çeşit yemekleri seversin dersen ne çeşit dedim. O zaman soru sıfatı. Bana pazardan ne aldın dersen ne olur? Elma aldım, armut aldım derim ve soru zamir olur. Ne güzel bir kızmış dersen, buradaki ne güzeli güzeli derecelendirdiği için derecelendirme zarfı, miktar zarfı olur. Ne gelen var, ne giden dersen, oradaki ne nelerde bağlıç olur. Bu neleri unutmayalım arkadaşlar. Nasıl sözcüğüne geldiğimde, nasıl sözcüğünü düşünüyorum, nasıl sözcüğü ne olabilirdi? Ya soru sıfatı olabilirdi, ya da soru zarf olabilirdi. Sıfat olmasının mantığı aynı. Ne olması gerekiyor? İsim olması gerekiyor. Yani nasıl renkleri seversin mesela gibi. Zarf olması için de önüne ne olacak? Nasıl geldi? Önüne bir fiil olacak, fiil etkileyecek. Bu arada illa önde olmak zorunda değil. Zarflar böyle bir durum yok. Sıfatlarda direkt sıfattan sonra isim gelmek zorunda. Yani isim önüne gelmek zorunda sıfat. Ama zarflarda zarf cümlenin herhangi bir yerinde olabilir. Yeter ki ona sorulan soruya cevap versin, etkilesin onu. Ne zaman? Her zaman zaten soru zarfı başlamış olmaz. Ne kadar sözcüğü de soru sıfatı olabilir. Ne kadar para dersen, mesela ne kadar para? Burada soru sıfatı. Ne kadar oldu dersen, ne kadar geçti, ne kadar kaldı dersen de burada soru zarfı arkadaşlar. Zarflarla ilgili de bahsedeceklerimiz bu kadar. En son hepsinin sonunda bahsettiğimiz bir yapı var.
zarflar da yapılır. Zarflar da yapılır aynı şekilde. Basit türemiş, bileşik zarf türemiş, üç ayrılıyor. Basit yapım eki almayan, türemiş yapım eki alan, bileşik ise iki tane sözcüğün birleşmesiyle oluşan veya öbek şeklinde olan zarflardır. Konunun sonunda soru çözmeyi unutmayın. Sözcük türlerinden geriye ne kalıyor? Onu hatırlatayım. Edat, bağlaç, ünlem ve fiil kalıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.